Merhaba gençler. Konularına göre tiyatro türlerini daha sonra işleyelim demiştik. Hadi bir bakalım. Üçü ayrılıyor değil mi konularına göre tiyatro? Fark ettiyseniz buradakinin bir ağlıyor, bir gülüyor. E, hem ağlayan hem gülen neydi? Başlayalım. Üç ayrılıyor da trajediden başlayalım. Trajedi arkadaşlar seyirciye hayatın acıklı yönlerini göstermek acıma ve korku duygularını uyandırmak, ahlak ve erdemi anlatmak için yazılan manzum eserlerdir. Burası çok önemli. Hayatın acıklı yönlerini gösterecek, seyirci de acıma ve korku duygularını uyandırarak onlara aslında ahlak ve erdemi öğ öğretmeyi amaçlayan tiyatroya ne diyoruz? Trajede diyoruz arkadaşlar. Genel özelliklerine bir bakalım kısaca konusunu genellikle kimlerden alıyor? Seçkin kimselerin hayatından, soylulardan, yarı tanrılardan, mitolojilerden alıyor trajedi konusunu. Kahramanları tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar, soylu kimselerdir. Aynı zamanda zengin kesimdir de diyebiliriz. Kusursuz bir üslubu vardır. Neden? Üst kesime hitap ettiği için kaba sözlere kesinlikle yer verilmez. Eser baştan sona aynı şey aslında kusursuz bir üslubu var demiştik. Ciddi bir hava içinde geçer, ağır başlı bir hava geçin, içinde geçer, mecaz anlamda söylüyoruz. Çirkin olaylar sizce seyirciye gösterilir mi? Tirajde çirkin olaylar, kaba saba olaylar kesinlikle seyirciye gösterilmez. Yani sahnede canlandırılmaz arkadaşlar. Sadece sahnenin arkasından mesela vurma, patlama gibi sesler gelir. Bu olaylar gösterilmez. Haberciler aktarır yani arkadan. Üç birlik kuralına uyulur mu sizce? Yer, zaman ve olay birliğine tabii ki de trajedide uyulur. Ve arkadaşlar en önemlisi trajedide Koro'dan oluşur. Hem Koro kısmı da vardır. Ünlü yazarları şurada görüyorsunuz en son sayfada Racine, Cornil, Sophocles, Euripides, Aeschylus. Bunlar trajedi yazarları. Zaten anlattım ama burada da değinmediğim yerlere bakalım. Değinmediğimiz şeyler varsa değinelim. Mesela trajediler manzum biçimde yazılır. Bunu demiştik. Aslında şöyle bir göz attım ben. Hepsine ilk sayfada değindik. Bu arada trajedinin bir diğer adı tragedia, ağlatı diye karşınıza çıkacağını sanmıyorum ben ama tragedia diye çok çıkar. Bakalım burada değinmediğim bir şey var mı? Evet birbiri arkasından sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden meydana geliyor. Manzum şekilde yarısı diyalog, yarısı demeyelim de hem diyalog hem koro şeklinde oluşur. Bir kısımda koro var, bir kısımda diyaloglardan oluşur. Diyaloğun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Birden fazla kişinin konuşması şeklinde oluşuyor. Karşılıklı konuşması şeklinde oluşuyordu. Genellikle arkadaşlar Trajedi, evet buna değinmedik. Beş perdeden oluşur. Üç birlik kuralına uyar demiştik. Şimdi anlatalım. Bu üç birlik kuralı her yerde geçiyor. Bunlar ne? Zaman, yer, olay birliği de ne? Nasıl yani? Zaman birliği. Yani şöyle olacak. İyi dinleyelim. Olayın en çok 24 saat içinde yani bir gün içinde gece ve gündüz de dahil geçebilir şeklinde olmasıdır. Yani arkadaşlar trajedide olay 24 saat zaman içinde geçecek. Ne 24 saatten fazla olacak ne de kısa olacak. Aslında kısa olacak demeyin ben ya. Burada kusura bakmayın. Ne diyoruz? Olay 24 saat içinde geçecek. Yani 24 saatin dışına çıkmayacak. Yer birliği derken olay arkadaşlar burada baştan sona aynı yerde geçecek. Aynı mekanda geçecek. Yani mekan değişmeyecek. Olay birliği derken de eserde, trajedide olay ne olacak? Tek bir olay olacak. O olay etrafında gelişecek olaylar. Anlaşıldı mı? Şunlara hep değindik. Bunların hepsine değindik. Ben geçiyorum. Tekrar etmeye gerek yok. Evet, Şaban'ı görünce aklınıza ne geliyor? Muhtemelen komedi. Bakalım, insanların, olayların gülünç yönlerini ortaya koymak. Aynı zamanda bu, bu gülünç yönleri ortaya koyarak izleyenleri, seyircileri güldürmek güldürerek düşündürmek amacıyla yazılan tiyatrolara ne diyoruz? Komedi diyoruz arkadaşlar. Komedide her gülün şeyin altından ders alınacak acı bir gerçek olduğuna da inanılıyordu. Kısaca özelliklerine bakalım. Konusunu yaşanılan hayattan, günlük olaylardan alır. Konusu günlük olaylar. Herhangi birinin hayatı komedinin konusu olabilir. Kişiler kimlerdir? Kişiler halktan da olabilir arkadaşlar. Yüksek kesimden, yüksek zümreden de olabilir. Yani kısaca kişiler her kesimden insanlardır. Her türlü söze, şakaya, kaba sözlere yer verilir komedide. Dedik ki mesela trajedide her türlü davranış sahnede canlandırılmaz demiştik. Kaba saba olaylar demiştik. Ama komedide tam tersi değil mi? Kişilerin sahnede her türlü davranışları seyircilere gösterilir. Yansıtılır, vurma, parçalama, öldürme gibi olaylar sahnede canlandırılır komedide. Bu da aynı trajedi olduğu gibi birbirini izleyen diyalog, karşılıklı konuşma demek ve koro bölümlerinden oluşur. Bu da yine trajedide olduğu gibi manzum, manzum ne demek? Şiir şeklinde demek değil mi? Evet, manzum olarak yazılır. Yine trajedide olduğu gibi üç birlik kuralına uyulur burada da. Fark ettiyseniz ne farklı? Mesela kişileri farklı. Trajedide neydi? Kişiler yüksek zümreden, soylulardan, tanrılardan kişilerdi. Ama komedide ne? Hem halktan hem yüksek zümreden olabiliyor. Mesela konusunu yaşanılan hayattan, günlük olaylardan alıyor. Ama trajedi konusunu kimlerden alıyordu? Mitolojiden alıyordu. Tanrıların hayatından, yaşamından alıyordu soylu kesimden alıyordu değil mi trajedi konusunu? Ama bu günlük hayattan. Bakalım. Her türlü söze ve şakaya yer verilirken komedide trajedide ciddi bir üslup var. Her türlü söze şakaya yer vermez. Evet, şimdi bir de karakter komedisi, töre komedisi ve entrika komedisi diye üçe ayrılıyor arkadaşlar komedi. İnsan karakterlerinin gülünç ve eksik yanlarını anlatıyorsa karakter komedisi diye, diyeceğiz. Zaten karakter kişilik demek, kişi demek. Buradan aklınıza gelsin. İnsan karakterinin bir kimsenin gülünç ve eksik yanlarını anlatıyorsa ve bunlar üzerinden insanları güldürmeyi amaçlıyorsa karakter komedisi toplumun aksayan yönlerini gülünç yönlerini sahnede canlandırıyorsa aynı zamanda güldürürken eleştiriyorsa töre komedisi diyoruz. Toplum varsa, toplum sosyal yaşam varsa arkadaşlar töre komedisi. Bir entrika komedisinin tanımı da entrika, merak uyandıran unsur demek zaten entrika değil mi macera yani olaylar merak uyandıracak şekilde ele alınıyorsa arkadaşlar entrika komedisi diyoruz komedi türü 17. yüzyıldan sonra düz yazıyla yazılmaya başlanmış yani manzumdur dedik ama ilerleyen zamanlarda düz yazı şeklinde de yazılmaya başlanmış Molière, Aristophanes ünlü komedi yazarlarıdır Burası yine aynı şekilde el aldığımız, söylediğimiz yerler. Bakalım söylemediğimiz ne var? Mesela 5 perdeden oluşur. Tiyatro 3 birlik kuralına uyar demiştim. Bakalım hepsine değindik. Evet, bunlara da değindik. Karakter komedisi insan geçiyorsa, töre komedisi toplum geçiyorsa, entrika macera merak geçiyorsa, şaşırtma geçiyorsa entrika komedisi. Burada aynı zamanda yergi komedisi ve satiri de almış. Yergi olayları abartılı bir biçimde ele alan ve tuhaflıkları tuhaflıkları kullanarak arkadaşlar seyirciyi, izleyiciyi güldürmeyi amaçlayan tiyatro türüdür, komedi türüdür diyelim. Yani abartmaları kullanır, tuhaflıkları kullanır. Bunlar üzerinden gider. Satirde, de satir. Aslında satirik şiir eğer biliyorsanız oradan aklınıza gelebilir diyeceğim ama yani insanları iğneleyici biçimde yani iğnelemek, eleştirmek, eleştirici bir biçimde yeren, yermek de yine eleştirmek demek. Ve siyasal toplum, siyasal toplumsal olayları yine taşlayan, yeren, eleştiren, yerden yere vuran komedi biçimidir arkadaşlar. Toplumu, insanları, olayları, durumları iğneleyen, eleştiren komediye ne diyoruz? Satir diyoruz. Aslında yergi komedisiyle birbirine aynı Yok demeyelim ya yergi adından bakın adından yanlışlığa düşüyorduk değil mi? Yergi eleştiri diyeceksiniz satir de eleştiri demek. Ama burada yergi komedisinde ne var? Abartılı biçimde diyor. Abartılı tuhaflı, tuhaflıklar var diyor. Evet komedisi Türkiye'de bir aslında arkadaşlar şair evlenmesi aynı zamanda ilk komedi örneği diye de geçer. Şinasi'nin yazdığı. Şair evlenmesi. Evet, Mona Lisa. Leonardo da, da Vinci'nin yaz çizdiği fotoğraf. Neyse burada saçmalamayalım. Son olarak dram. Evet şimdi geldi aklım. Ben düşündüm bir an bu fotoğrafı buraya niye koymuşum? Bu fotoğrafa bir elinizle bir yanağını kapadığınızda gülüyor gibi görünür. Bir yanağını kapadığınızda yüzünü kapadığınızda ağlıyor gibi görünür. Yani hem gülünç hem acıklı olayları anlatıyorsa ne olur? Dram olur, değil mi? Hayatın acıklı ve gülünç yönlerini sahnede canlandıran tiyatro türüne dram diyoruz arkadaşlar. Özelliklerine kısaca bakalım. Hayatı olduğu gibi yansıtıyor, hem acıklı yönleriyle hem gülünç yönleriyle. Bizim o hayatımızda olduğu gibi değil mi? Aslında şöyle de diyebiliriz. Trajedi ve komedi birleşmiş, drama oluşturmuşlar. Konusunu hem günlük hayattan alır arkadaşlar, hem de tarihten alabilir trajedi olduğu gibi. Günlük hayattan alan neydi? Komediydi. Tarihten alan neydi? Trajediydi. Üç birlik kuralına uyadabilir, bilir, uymaya da bilir. Yani uyma zorunluluğu yok. Çirkin olaylar sahnede canlandırılır komedide olduğu gibi. Çünkü neden? Her sınıftan halktan kişileri var. O yüzden çirkin olaylar sahnede gösterilir. Bu arada trajedi ve komedi manzumdu. Ama arkadaşlar dram ikisinin karşımı olduğu için düz yazı, şiir karışıktır. Yarısı manzum, yarısı düz yazı şeklindedir. Shakespeare arkadaşlar ünlü dram örneklerini vermiştir. Victor Hugo var, Siciller var. Sanırım yanlış okudum ama Göte var. Burada bakalım değinmediğim ne var? Bu arada mesela burjuva dramı, romantik dram şu anda aslında çoğu kaynaklarda bu geçmiyor ama modern dram diye de üçe ayırabiliyoruz. Modern dram günümüzde geçen tiyatro türü yani dram türüne modern dram diyoruz. Romantik dram daha çok 19. yüzyılın ilk yarısında romantizm akımının etkili olduğu yıllarda arkadaşlar trajedinin belli kurallarını yıkarak ortaya çıkan dram türüdür. Burjuva dramı ise Diderot'un trajediye karşı oluşturduğu ağırbaşlı tür olarak adlandırdığı oyun türüymüş. Bakalım. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur demiştik. Konusu hem tarihten hem günlük hayattan alınır demiştik. Soyluluk kaygısı yok. Üslubun ciddi olmasına dikkat etmezler. Nazım nesir karışıktır. Geleneksel Türk tiyatrosu kalsın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda artık. Kendinize iyi bakın olur mu?